Gözükmüyor. Oh, pardon. A few moments later. Herkese koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım bugün günlerden ne? 9 Aralık yani benim doğum günüm. Tabii muhtemelen siz bu videoyu 9 Aralık'ta görmeyeceksiniz arkadaşlar. Cumartesi günü görürsünüz herhalde. Çünkü zaten demek istemişim. Zaten cumartesi günleri video yüklüyorum. O yüzden. Evet. Ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü arkamda fark etmediyseniz hediyeler var. Hayır, onları daha göstermeyeceğim. Ve Gülsima, yani bu minisin adı da Gülsima, kendisi olarak konuşuyor bugün. Farklı bir karakter değil. Ve ben gibi benim yani. Gülsima benim. Anladınız mı? Evet deyin. Tamam, bu kadar yeter. Sürekli fokuslamayın yüzüme. Evet, fark etmediyseniz arkadaşlar acayip heyecanlıyız. Çünkü bir sürü hediye var arkamızda ve hiçbirini açmadık. Sadece birkaç tanesini açtık ama onları da çok fazla açmadık. Yani görürsünüz ne demek istediğimi. Her neyse, ilk olarak size şunu göstermek istiyorum. Alamıyorum. Tada! Göremiyorsunuz. Siz sormadan göstereyim arkadaşlar. Sweet 16 yazıyor. Yani tatlı 16 gibi bir şey yani. Arkadaşlar burada Amerika'da durarsa yerinde helyum var içinde arkadaşlar. O yüzden yerinde duramıyor. Dur. Evet, bu arada 16 yaşıma girdim. Sonunda. Çok heyecanlıyım. Resmen bildiğiniz genç yaşı. Oh, buradan bütün hediyeleri de görmüş oldunuz. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi Amerika'da böyle Sweet 16 diye bir tane konu var arkadaşlar. Yani bir doğum günü teması. Ve insanlar 16 yaşına gelince böyle kocaman bir parti yapıyorlar. Ve bu partinin adı Sweet 16 oluyor. Yani tatlı 16. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü onlara göre 16 özel. Mesela anneme sordum. Türkiye'de genellikle 18 yaş, hani özel bir yaştır. Daha sonra Amerika'da 16'ymış ve o yüzden bu balanı almışlar annem. Ama biz kocaman bir tane doğum günü kutlamadık. Normalde doğum günümlerimde sanırım böyle diyorsun. He? Hep kutluyorum arkadaşlar. Kocaman bir tane parti yapıyorlar. Bir ara annem bana sürpriz parti yapmıştı falan filan. Ama bu sene sürpriz bir parti yapmadılar. Ve neydi? Ailecek bir tane doğum günü kutladık. Yani sadece kardeşim, annem, babam birlikteydik. Ama onun dışında gidip arkadaşlarım bana mini almışlar. Hatta bir tane kargoyla yollamışlar. Çok tatlılar arkadaşlar ya. Şuraya adlarını yazacağım. Jasmine, Yağmur, Cihe, evet fark ettiniz, Cihe dedim çünkü Kore bir arkadaşım var. Evet, ben Amerika'da yaşayınca arkadaşlar her tarafımda Koreli oluyor. Çünkü benim yaşadığım şehirde çok fazla Koreli var. Ve son olarak Jess var. Aslında o, bütün adı Jessica ama biz ona Jess diyoruz. Pekala arkadaşlar, şimdi artık hediyeleri gösterme vakti geldi. İlk olarak arkadaşlarım Yağmur, Cihe, Jasmine ve Cese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten 3 tanesi Türkçe anlamıyor ama olsun. Belki İngilizce altyazı yaparız. Pekala, ilk olarak Cihe'nin hediyesiyle başlıyoruz. Woo! Cihe'nin hediyesi arkadaşlar bu tatlı sarı pakette. Fark ettiyseniz gerçekten çok güzel bir kutu. Bu kutuyu nereden buldu hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Kendisinin bir tane eBay şey var. Account Türkçesi de. Hesabı. Daha sonra eBay hesabında miniş satıyor. Gerçekten Cihe miniş satıyor arkadaşlar. Ve doğum gününde bana bir tane miniş hediye etti. Sadece miniş hediye etmedi tabii ki. Bir sürü şey de verdi ama onlar genellikle hani daha kişisel şeylerdi. O yüzden onları göstermek istemedim. Hem sonuçta miniş kanalıyım. Ve daha çok oyuncak gibi şeyler göstereceğim bu videoda arkadaşlar. Ve bu küçük tatlı kutunun içinde geldi tatlı minişimiz. Bu arada evet arkadaşlar, minişi gördüm maalesef. Çünkü zaten bunu bana dediğim gibi okulda verdi. Bunu demiş miydim? Evet. Umarım demişimdir. Ama evet, dediğim gibi bunu bana okulda verdi ve hani onun gözünün önünde açtım hiç düşünmeden. Keşke açmasaymışım, hemen bu videoya koysaymışım ama minişin ne olduğunu gördüm. Tamam. Şöyle gözüküyor kutumuz arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir tane plastik gibi bir şey var. Ben bununla mini fotoğrafı çekerim daha sonradan. Oh, bayağı da uzunmuş. Evet, kutumuz bayağı boş gözüküyor. Çünkü içindeki bütün hediyeleri çıkarmıştım zaten.
Evet, tatlı minçimiz işte burada. Hemen açmayacağım arkadaşlar çünkü birkaç tane daha hediye var. Bunları göstermek istedim. Evet, size demiştim pek oyuncak göstereceğim diye. Ama kendisi bana Japon şekeri almış. Yani sanırım Japon arkadaşlar. Çin de olabilir. Sormaya korkuyorum da alınır diye. Ama sanırım Çin. Aslında Japonya da, Japonca da olabilir. Yorumlarda söylerseniz mutlu olurum. Şöyle bir tane lollipop verdi arkadaşlar. Bir tane de şöyle, bunun ne olduğunu bilmiyorum aslında. Japonca veya Çince bilmiyorum. Muhtemelen Japonca. Şimdi diyeceksiniz ki Cihye Koreli değil mi? Niye sana Japon, Çin yiyecekleri verdi diyeceksiniz muhtemelen. Ben de bilmiyorum. Evet. Ve bu ikisini arkadaşlar Instagram story'imde yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar Instagram'ım küçük harflerle LPS Macarons TV birleşik. Beni oradan takip edebilirsiniz. Yakında bir canlı yayın yapacağım. Ve içinde yeni aldığım iki tane minişi açacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve her hafta fotoğraf atmaya çalışıyorum. Yani. Pekala, artık minişimize geçelim. Bu kutuyu asla çöpe atamam. Şöyle son bir kez şekerleri göstereyim arkadaşlar. Eğer siz de tatmak isterseniz. Ama merak etmeyin. Minişe geçiyoruz. Şimdi şöyle bir tane küçük poşetin içinde. Artık buna poşet mi diyorlar bilmiyorum ama. Bu minişi arkadaşlar kendisi yapmış. Dediğim gibi eBay hesabında miniş satıyor. Böyle kendi yaptığı hamurla yaptığı minişleri satıyor. Ve bana bir tanesini verdi arkadaşlar. O kadar hoşuma gitti ki. Biliyor musunuz bilmiyorum ama benim bir tane kedim var. Adı Minnoş. Hatta kendisi popüler bu kanalda. Şuraya bir fotoğrafını koyarım tatlı Minnoş'un. Ve ona benzer bir miniş Bugün niye konuşamıyorum? Çünkü sen delisin. Ne dediğimi unuttum. Minnoş diyordum. Bunun bir tane Minnoş'a benzer bir tane miniş yapmıştı arkadaşlar hamurdan. O minişe hep bakıyordum ama çok pahalıydı eBay'inde ve hani bedava da alamam herhalde. Çünkü çok pahalı satıyor onları ve hani bedava çok çalıştığı bir şeyi almak istemezdim. Daha sonra maalesef o minnoşa benzeyen miniş satıldı. Ben de çok üzülmüştüm, ona çok sevindiğimi anlatmıştım. O da doğum günüme ona minnoşa benzer, yani o gördüğüm minişe benzer bir tane miniş yapıp bana verdi. O kadar iyi bir kız ki. Allah'ım yarabbim. Baksanıza ne kadar güzel. Çok güzel. Tabii Minnoş'a pek fazla benzemiyor bu. Çünkü normalde Minnoş sarı, beyaz ve siyah. Üç renkli. Ama bu iki renkti. Ama zaten gördüğüm Minnoş'un de çok fazla farkı yoktu bundan. Sadece Minnoş'a benzetmiştim. Şu tatlı yüzünü. Sadece şu yüzünü. Minnoş'uma benzettim. Evet. Bazılarınız hiç benzetmeyecek ama sorun yok. Çok güzel bir miniş gerçekten. Adana Elnisi'nin örnekleriniz varsa yorumlara alabilirim onları. Şimdi artık sıradakine geçelim. Bu arada bu miniş benim stüdyomda kalmayacak, odama götüreceğim. Çünkü o kadar hoşuma gitti ki ve en iyi arkadaşlarımdan biri yaptı. Yani Cihye tabii ki benim kalbimde ayrı bir yeri var. Şimdi buna geçmek istiyorum arkadaşlar. Amazon'u biliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar ama kendisi bana Amazon'dan yollamış. Amazon paketinden, ama Amazon'dan almadığından eminim. Ve evet, paketin içini gördüm. Çok fazla şöyle bir gözledim, gözlendirdim ama çok fazla içine bakmadım. Ve slime almış bana. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. İkide bir bunu diyorum bu arada. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Her neyse, ben kocaman bir slime hayranıyım ve hatta kocaman bir koleksiyonum var. Neredeyse 40 tane falan mini şeyim var, slime'ım var. Hatta onlarla bir gün canlı yayın yapmayı düşünüyorum. O yüzden beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Küçük harflerle LPS Macarons TV birleşik. Dediğim gibi slime'ı çok seviyorum. O yüzden bana slime yollamış ta yaşadığı yerden. Adını, yeri söylemek istemiyorum çünkü belki istemeyebilir annesi ve babası. Şöyle iki tane slime var burada. Çok tatlı. Bunları birlikte oynayacağız birazdan. Ve bir tane daha slime yollamış. Tada! Şu şekilde. Bunun da adı Strawberry Shortcake'miş. Çok tatlı. Ve paketimiz bitti. Bir dakika arkadaşlar. İçinde bir şey daha var sanırım. Aa, evet. Şöyle bir kutu geldi arkadaşlar. Bunun içinde ne var acaba? Bu da slime'dir muhtemelen. Küçük bir slime belki almıştır. Ama hemen bunlara geçelim.
Bunu dediğim gibi arkadaşlar Yağmur adındaki arkadaşım aldı. Yani kendisine çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen bu videoyu izliyor çünkü kendi hediyesini görmek istemiştir. Ama çok teşekkür ediyorum ya. O kadar mutluyum ki şu anda. Başka bir şehirde olmasına rağmen bana bir şey yollamış. Çok tatlı. Pekala, şimdi slime'larımızla oynayalım ilk önce. Bununla oynayalım. İlk olarak. Slime'ımızın adı Strawberry Cheesecake. Yani çilekli cheesecake ve butterflow'muş, yani texture'ı, yani ne diyoruz buna? Kıvamı böyle tereyağı gibi, böyle tereyağa benziyor. Neyse, görürsünüz arkadaşlar, oynayalım. Çok güzel. Vay canına. Hazır mısınız? Gidiyoruz içeri. Umarım yapışkan değildir arkadaşlar. Eğer yapışkansa da, evet, yapışkan değilmiş. Elimde şey var arkadaşlar. Boraks. Boraks da bunların şeyinden kurtarıyor. Yapışkan olmalarından kurtarıyor. Ay, çok tatlı. Bu arada kendisi hiç slime'den oynamayan bir arkadaşım. Yani slime'le oynamayan bir arkadaşım. Ve muhtemelen slime'ın ne olduğunu bile bilmiyordur. Ama ona rağmen kendisinden teşekkür ediyorum. Pekala, slime'ı çıkardım arkadaşlar. Ve şu küçük bir paketteymiş. Bunu da açalım. Şöyle üstüne ekliyoruz sanırım. Ay, çok güzel gözüküyor. Bu arada slime bayağı güzel kokuyor arkadaşlar. Bitti. Slime gerçekten strawberry, yani çilekli cheesecake kokuyor arkadaşlar. Hemen diğer slime'lara geçelim çünkü dediğim gibi slime kanalı değilim. Hatta demiş miydim bunu bilmiyorum. Ama daha önceden söylemiştim. Tadam. İlk olarak şey, çikolatalı bir tane slime'ımız var. Bu sanırım biraz çıkmış kabından. Hiç sorun değil. Bir tane de şöyle krem rengi bir tane var. Yine bu küçük taneciklerden. Ve son olarak küçük bir tane Starbucks. Sanırım bunlar kahve tanecikleri ama gerçek değil. Arkadaşlar, bunu minişlerimde kullanabilirim. Hatta bir tane miniş getireyim. Gülsümay'a getireyim yani kendimi. Baksanıza, çok tatlı durur. Pekala, çikolatalı veya kahve olandan başlayacağım. Olandan. Wow. Boloncuk oluştu. Ne olur stüdyomu mahvetme kahve. Evet. Garip bir şekilde stüdyoya hiç gelmedi ama burada kahvemiz. Kahvemizi çıkaracağım. Çünkü bunu minişlerinde kullanabilirim. Şey fark ettim, bu slime'ın adına bakmadık. Ona bakalım hemen. Slime'ın adı yokmuş arkadaşlar. Butter slime diyor. Butter slime diyor. Ve ne diyor? Happy time with boys and girls. Sanırım bunun doğum günü hediyesi olarak, hani üstünde doğum günün kutlu olsun gibi bir şey yazıyor ya. Muhtemelen o yüzden aldı bunu. Daha fazla elastikmiş arkadaşlar. Yani çabucacık şöyle yukarı çıkıyor. Kolayca açabiliyorsunuz slime. Diğer slime, az önce aldığım çilekli cheesecake, daha ne diyeyim, böyle kalın, daha sert bir slime. Böyle değil. Arkadaşlar, sabahtan beri bir şey hissediyordum slime'ın içinde. Küçük bir tane tavşan koymuşlar sanırım. Evet. Sanırım bu Pascal'le tavşanı arkadaşlar. Çok tatlı. Ve geldik günün en son slime'ına. Sanırım şu küçük pakette de slime var aslında. Ama pek emin değilim. Şimdi bunları katalım. Ay,
Açarken arkadaşlar içinden şöyle bir tane de limon çıktı. Şöyle oluyor sanırım. Her taraf pembe şu baloncuklardan oldu. Bundan da baloncuk çıkıyor ya. Çıkmıyor. Her tarafta şu pembe baloncuklardan var ya. Meğersem şu kutu, küçücük kutunun içinde 1000 tane varmış. Bunda da küçük bir tane taş var. Bu da çok tatlı bir şeymiş. Neydi bu? Kedi diyordum az daha. Köpekmiş. Bu da bayağı yumuşakmış arkadaşlar. Bunun şeyi kıvamı aynı bu çikolataya benziyor. Çikolata çikolata diyorum arkadaşlar. Ama muhtemelen kahve o. Olsun. Geldik 3. arkadaşımın hediyesine. Ben söyleyecektim. Tamam Gülsüm al söyle. Geldik 3. arkadaşımızın hediyesine. Arkadan görebiliyorsunuz sanırım. İlk olarak bana şöyle miniş defteri verdi arkadaşlar. Ve bunun içinde böyle ne diyeyim boyama şeyleri var, aktiviteleri ve bunları boyamayı ben çok seviyorum gerçekten. Muhtemelen odamda bunları daha sonradan boyarım. Hatta birkaçını da Instagram'a da atmayı düşünüyorum. Evet beni oradan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel. Bu arada bunu arkadaşım Jasmine yolladı bana. Jasmine. Jasmine diyorum da sanırım Jasmine'in yani Jasmine'in Türkçesi Yasemin. Şimdi size göstereceğim miniş benim için gerçekten çok 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 özel bir miniş ve uzun zamandan beri bu minişi istiyordum. Tada! Evet yanlış görmediniz arkadaşlar. Bir tane çok tatlı köpek miniş. Belki bunu LPS Popular yani miniş popüler diye bir tane videolar var YouTube'da arkadaşlar. Sophie GTV adında bir YouTube kanalı, miniş YouTube kanalı bunların videosunu yapıyordu. Ve bu baş karakter o videolar bayağı izleniyor arkadaşlar. Hatta her videosu 1 milyonun izlenmesine geçmiş yani üstünde. Ve o seriler çıktığından beri bu minişi istiyordum. Ve çok pahalı bir miniş arkadaşlar. O kadar pahalı ki 100 TL'ye kadar gelebilen bir miniş. Umarım o kadar para ödememiştir Jasmine. Eğer ödediyse öldürürüm seni. Benim için niye o kadar harcıyorsunuz? Kötü hissediyorum kendimi. Her neyse çok güzel bir miniş arkadaşlar. Kendisine çok sordum ne kadar aldın diye. Ama hiç cevap vermedi. Ve çok güzel bir paketin içindeydi. Ama ben paketi önünde açtım. Yine LPS makinesi TV'yi unutup. Ah. Ama gerçekten çok güzel bir miniş. Adına daha karar vermedim. Eğer yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hayır, bu arada sucuk olmayacak adı. Muhtemelen bazılarınız sucuk yazacak. Sucuk ben beğenmiyorum. Yani biliyorum sucuğa benziyor bu miniş. Ama sucuk olmasın lütfen. Teşekkür ederim Jasmine. Ve geldik herkesin en başından beri beklediği hediyeye. Bu kocaman kutu. Şimdi bu kocaman kutunun içinde ne var? Hiçbir fikrimiz yok. Muhtemelen küçük küçük eşyalar vardır. Belki içinde miniş de vardır. Zaten arkadaşımız içinde miniş olduğunu söyledi. Bu arada bunu bize veren Jess. Yani Jessica. Hadi açalım. Kutu çok büyük yalnız arkadaşlar. Kameraya bile sığmıyor. Nedense bir tane Tiffany & Co'dan markalı bir tane kutu vermeyi tercih etmiş. Tiffany & Co çok ünlü bir marka Amerika'da. Dediğim gibi bu paketin içine biraz bakmıştım. Ama daha sonra hemen kapadım çünkü LPS Macron's TV'ye göstermek istiyorum yani fanlarıma. Bunu bu videoyu izleyenlere. Tada! İlk olarak neden şöyle şey koymuş hiçbir fikrim yok baloncuk. İlk olarak bir tane kart koymuş ve kartın içine daha bakmadım. Ama dediğim gibi ilk olarak baktığımda bu hediyeleri zaten görmüştüm. Ne kadar tatlı bir ayı. Ve muhtemelen bilmiyorsunuz ama ben Harry Potter'ın çok büyük bir hayranıyım. İlk olarak bana iki tane Harry Potter hediyeleri almış arkadaşlar. Bir tane silgi var şu şekilde. Çok tatlı gözüküyor Harry Potter. Baksanıza çok tatlı. Bakın şurada silgi yazıyor. Bunu muhtemelen hiç açamayacağım veya açarsam da şöyle kenara koyarım. Ve bunlar da
kitap ayrıcı. Ayrıcı mı diyorsunuz bilmiyorum. Amerika'da page clips diyoruz ama orada bilmiyorum. Ve burada birkaç tane Harry Potter karakteri var. Dobby çok tatlı duruyor. Bunları önceden görmüştüm. Dediğim gibi çünkü kutuya baktım azıcık. Şimdi gerisinin bilmiyorum arkadaşlar. Artık içinde ne vardır hiçbir fikrim yok. Muhtemelen içinde bir sürü farklı çeşitli hediye olacak. Ama bakalım ne olacak. Birlikte görelim. Jess, oh my god, you did not. Oh my goodness. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Bana bir sürü miniş eşyası yollamış. Ve birkaç tane miniş var şuralarda gördüm. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar hemen size bunları tanıtmak istiyorum. Çünkü bunu gelecek videolarımda kullanırım arkadaşlar bu eşyaları. Muhtemelen bu gördüğünüz bu motoru falan. Allah'ım bu motoru hep uzun zamandan beri istiyordum. Mesela bu motoru falan videolarımda görürsünüz arkadaşlar. Küçük küçük sandalyeler var. Bunun ucu çıkmış tabi. Çok güzeller. Ve şurada küçük bir ev var. Aa sandalyenin ucunu buldum. Aa! Neyse hadi bakalım bunlara. Pekala arkadaşlar şimdi LPS makinası yani Gülsümer yani ben bunları büyük eşyaları küçük eşyaları ve minişleri ayırdık yani neredeyse ayırdık ve size teker teker göstereceğiz hızlı modla yani videonun çok fazla uzun olmasını istemiyoruz zaten bayağı uzun bir video fark ettiyseniz o yüzden hızlı modla bunları göstereceğiz hemen hem LPS makinası yani Gülsümer bu kadar fazla bir sürü miniş eşyası olacağını beklemiyordu. Sadece sizin için güzel bir doğum günü hediyesi videosu çekiyordu. Çünkü her zaman bunu yapıyor her yıl. Ama hemen başlayalım. Pekala ilk olarak şöyle bir tane motor var arkadaşlar. Dediğim gibi motorla uzun zamandan beri istiyordum. Bundan sonra şöyle bir kasiyer var şu şekilde. Şöyle yaptığınız açılıyor. Bunu ben kasiyer olarak kullanıyorum ama sanırım şey neydi burada hastalar oluyor. Şöyle bir tane bisiklet var. Sandalye. Bir değil. Aslında iki tane varmış. Bir tane daha diyecektim ama iki tane şöyle kuş tutucu var. Bunlar içinde kuş minişler çok tatlı duruyor. Hatta bunları böyle stüdyomun kenarına asmak istiyorum yakın zamanda. İki tane daha kuş şeyim var. Bu tür şeylerden. Kuş buna ne diyorlar bilmiyorum ama. Kafesi sanırım. Evet kuş kafesim var iki tane daha. Onlarla birlikte içine sevdiğim kuş minişlerimi koyarak size göstereceğim bir gün. Yani stüdyomu asacağım. Sırada şöyle bir tane küçük içindesi olan. Niye bu bilmiyorum ama mesela küçük kuşlar bunun içinden bir şey içiyor. Şöyle bir tane araba var. Uçak var. Bende bunlar iki tane daha var. Ama iyi olsun. Şöyle bir tane ne diyorlar buna? Güneş sandalyesi sanırım. Kayak var. Bir tane şöyle bot var. Böyle gidebilen şuraları şöyle koruyabiliyor. Buna ne diyorlar yine bilmiyorum. Aa Safiyes yazıyor şu tarafta. Hani mesela pilotlar böyle şey veriyor ya. Bunlarla size yemek veriyorlar ya. Sanırım o ama emin değilim. Ama ben o olarak kullanırım muhtemelen bir dolayımda. Bir tane şey çok tatlı bir kuş yemek yeri var arkadaşlar. Buna yine kuş minişler geliyor. Çok güzel. Bir tane daha kaykay var. Bir tane kaykayımız olmuş oldu. Ve bir tane daha su şeyi var. Şu şekilde çok güzel duruyorlar. Ve bir tane daha var. Tam 3 tane var arkadaşlar bunlarda. Bakar mısınız? Bir tane de kuş minişler için katravali var. Kayak var. Şöyle küçük bir tane daha kaykay var arkadaşlar. Ve büyük eşyalarımız bitti. Tabii şu iki tane kırık sandalyemiz var. Onları da yerleştirirsek. Tada! Ve dediğim gibi iki tane. Şu şekilde. Bunlar miniş videolarında çok iyi olur arkadaşlar. Aa! Bir tane daha şey varmış. Kayak. Görmedim. Sanırım bu scooter. Kayak değil. Sırada şu büyük eşyalara geçmek istiyorum. Yani büyük eşya dediğim şey ev. İçinde birkaç tane eşya var. Bakın köpek var. Çok tatlı. Bunu da göstereyim size. Bunları açmayı çok seviyorum. İlk olarak çok tatlı bir evimiz var. Bunlar küçük minişler için bayağı işe yarar arkadaşlar. Burada çok tatlı küçük eşyalar var. Şöyle bir tane köpeğimiz var. Bunu minişlerime köpek olarak kullanabilirim. Çok tatlıymış bu da. Şöyle bir tane masa var ve bu böyle dönebiliyor oyun alanı olarak. Bir de şöyle üstünde cupcake olan bir tane var. Yemek masası. Bir tane koltuk var şu şekilde. Sanırım birkaç tane daha koltuk var. Şöyle televizyon var. Ay çok tatlı bunlar. Bir daha küçük bir tane sandalye var. Evet dediğim gibi bir tane daha koltuk var. Diğeri de pembe renkli. Bu da mor. Şöyle bir tane yemek masası var. Çok tatlı bir tane buzdolabı. Bir tane mutfak. Tam 3 tane daha sandalye varmış arkadaşlar. O yüzden yani tam olarak 4 tane sandalyemiz olmuş oldu. Çok tatlılar. Ve son olarak bu paketin içinde bir tane koltuk var şekilde. Tada yani 2 tane koltuğumuz olmuş oldu. Bu arada şu evin şöyle kapısı açılabiliyor arkadaşlar. Açılıyor. Şu şekilde. Ve şu şekilde açılıyor. Daha sonra şuradan geri kapatabiliyorsunuz. Yani içine eşyaları koyarız kapatırız muhtemelen. Şu şekilde. Şuradan sıkabiliyorsunuz. Çok güzel. Jess'e şu anda o kadar çok teşekkür etmek istiyorum ki bu video bittiği anda gidip onun Instagram'ına bir sürü mesaj atacağım. Ve geldik muhtemelen birçoğumuzun beklediği ana minişlerimiz ve küçük eşya.
çocuklar. Küçük eşyaları ve küçük bilgisayarı ayırmadım daha. Çünkü sürpriz olmasını istiyorum. Çünkü ben uzun zamandan beri küçücük küçücük minişleri minişlerden istiyordum. Kocaman bir koleksiyonum var küçücük küçücük minişlerden. Ama mesela diğer minişlerime kıyaslarsak çok azlar. O yüzden daha fazla istiyordum. Ve bunların içinde küçücük küçücük minişler var. Ve bakmak istemiyorum çünkü heyecanlı olsun istiyorum. Ve içinde birkaç tane daha eşya var. Bunlar da böyle orta büyüklükte eşyalar. Yani büyük kategorisine, büyük kategoriye de girmez, küçük kategoriye de girmez. Ama şimdi size göstereceğim onu. Bunları bayağı kullanırım videolarımda. Bakalım içinde bir şey var mı zannetmiyorum. Aa açılmıyor mu bunlar? Açılmıyormuş. İşte içinde bir şey yok. Bunların mini figürlerine çok işe yarar arkadaşlar. Şöyle iki tane şeyimiz var. Kumka kalesi. Bundan bende bir tane daha vardı. Tam 3 tane olmuş oldu. Ama iyi. Minisel sahilde videolarıma ekleyebilirim bunları. Daha sonra bir tane teleskop bilirim arkadaşlar. Hatta kutumuz bitti. İlk olarak şöyle bir tane hopscopu var arkadaşlar. Bu videoda çok işe yarar videolarımda. Bir tane peynir var. Aa içinde kısım yok. Sanırım küçük bir minis geliyor. Ve şöyle bir sürü arkadaşlar. Hani size daha önceden gösterdiğim mavi şey vardı ya. Onlardan var. Bunların içine küçük minislerimiz girebiliyor. Bunun içinde bir şey var arkadaşlar. Çıkmıyor. Ha çıkıyormuş. Bakın bir tane baklava var. Bunun içinde de minis geliyor. Yalnız şunun tatlılığını görüyor musunuz? Acayip şeker. Şöyle bir tane küçük bir tane yine içine minis girebiliyor. Bunlar ne diyorlar? Pilav diyorlar. İyi. Aa içinden tekrar bir stekoskop çıktı. Sanırım bunun adı stekoskop. O zaman iki tane olmuş oldu. Bir tane saç kurutma makinesi var. Yine küçük minisinin içine girebilecek bir tane ağaç. Ağaç demişim. Ağaç. Daha sonra iki tane şöyle terlik var arkadaşlar. Buna yine küçük minislerimiz oturabiliyor. Keşke biraz daha küçük olsalarmış. Normal minislerimi de koyabilirmişim. Ama yine de şeker. Daha sonra şöyle bir tane çiçek var. Menekşe. İçine tekrar minislerimiz oturabilir. Çok tatlı. Baksanıza bir ayı var. Bu şekilde. Çok şeker. Daha sonra bir tane de çay tabağı var. Bunun içine yine çay şey var, kupası var. Yine bunun içine minislerimiz oturabilir. Ve bir tane daha baklava var. İki tane olmuş oldu. Şöyle bir tane suluk tutturucu var. Buna küçük minislerimiz gelmiyor. Bir tane su gelmesi lazım ama içinden su çıkmadı. Belki diğer kutunun içindedir. Şöyle bir tane teddy bear var. Oyuncak ayı. Ben bunları çok seviyorum. Hatta teddy bear video çekmiştim bir ara bunlarla. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir tane daha çay tabağı var. Yani kupası iki tane olmuş oldu bunlardan da. Elimden geldiğince minislere bakmaya çalışıyorum. Bir tane topuklu ayakkabı var. Terlik var bir tane. Çok tatlı. Ve bitti. Şimdi hemen diğer kutudaki küçük eşyaları bitirelim arkadaşlar. İlk olarak bir tane, hatta değil bir tane değil. İki tane şöyle dondurmacılık var, dondurmacı şeyleri var. Yine buna küçük minislerimiz girebiliyor. Şöyle bir tane valiz var. Buna da sanırım küçük minislerimiz girebiliyor. İki tane daha ağaç var. O zaman üç tane ağacımız olmuş oldu. Ağaç da yapılıyor mu? Ağaç. Kayıt var. Daha sonra bir tane daha kurbağa var. İki tane kurbağamız olmuş oldu. Burada herkes ikiz oluyor burada. Şapka var. Şapka değil sanırım. Ama şapka gibi duruyor. Kabakmış. Ama bunu büyük minislere şapka olarak da kullanabiliriz. Bir tane havuç var. Küçük minis gidiyor yapının içinde. Ne kadar şeker. Tarak var şöyle bir tane. Bakar mısınız? Bir kulaklık var. Bununla konuşabilirler. Çok hoşuma gitti. Bir tane daha ayı var. İki tane ayımız olmuş oldu. Bir tane botumuz var şu şekilde. Cowboy botu. Yine içine minisimiz girebiliyor. Şöyle parfüm var. Yine içine minisimiz girebiliyor. Bir tane daha şapka gibi tabak gibi şeylerden. Bunun içine de minisimiz girebiliyor. Doktor reçetesi var arkadaşlar. Bunlar geniş videolarına gerçekten çok işe yarayan şeyler. Mutlu oldum. Çok tatlı bir pasta var. Baksanıza ne kadar güzel. Ve bu yumuşak arkadaşlar nedense. Şöyle bir tane basket var. Piknik basketi. Bir tane daha top var. Bakın iki tane topumuz oldu. Tabii şu biraz daha büyük. Şuraya koyalım. Aa bakın içinde küçük minis var. Hani bundan bir tane daha vardı ya arkadaşlar. Bakın şurada. Onu da daha önce de açmıştık. İçinde küçük minis var. Bakmak istemiyorum. Daha sonra şöyle bir tane sanırım bu tutturmacı bir şeyle. Muhtemelen kaçırdık o şeyi. Ama bulurum ben merak etmeyin. Buldum. Şu şapka dediğim gibi bir şeye gidiyormuş. Daha sonra bir tane şöyle şanta gibi bir şeyimiz var. Ben muhtemelen minis videolarında şanta olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ama normalde içinde küçük minisimi girebiliyor. Bir tane daha valizden var. Bu küçük valizler de bayağı videolarda işe yarar dediğim gibi. Bu kameraya çarptım. Su var. Bakar mısınız ne kadar güzel. Hem de yamuk şöyle. Sanırım dizaynı öyle. Çok güzelmiş. Bir tane daha topuklu ayakkabı var. Allah'ım iki tane topuklu ayakkabım oldu. Belki üstüne minis koyabiliriz. Bir tane daha bot var. Oh ne güzel. Her şeyde ikili oluyor arkadaşlar. Şu cowboy botumuz yine iki tane. Ve bundan bir tane daha var. Bunun da ucu yok. Ve yine şu su şeylerinden arkadaşlar. Ama içinde su yok. Üstünde. Bunun ne olduğunu anladım. Anladım bu çekeyim. Minis çekici. Çok güzelmiş. Bir tane daha terlik var. Allah'ım hep ikili bunlar. Hadi şöyle. Bakar mısınız? Çok güzel. Sanırım bu kadar eşyamız var. Aa bir tane var. Şöyle bir tane sepet var. Yemek sepeti. Çok güzel. Evet arkadaşlar bütün küçük eşyaları da bitirdik. Ve sıra geldi küçük küçük minişlerimize. İlk olarak size büyük minişleri göstermek istiyorum. Miniş paketimizin içinden tam 4 tane şöyle... küçük miniş karışmış. 4 tane minik miniş çıktı ama minicik minicik değil. Bir tane zebramız var şu şekilde. Mor renk. Gerçekten çok güzel. Ceo kesin kıskanır. Bir tane daha at minişimiz var şu şekilde. Şuradaki yelesi çok güzelmiş arkadaşlar. Turkuaz renk ya.
Çok tatlı bir tane şeyimiz var. Neydi? Tırtıl. Çok güzel ateş böceği de olabilir bu. Ve daha sonra bir tane şöyle kuşumuz var. Bu da bayağı tatlıymış. Ve sıra geldi benim en heyecanlı olduğum tarafa. Küçücük küçücük minisleri. Şimdi size böyle bir şey demek istiyorum. Şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bunlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama çoğu birinci seri küçücük küçücük minişler. Artık Hasbro birinci seri minişleri satmıyor. Bu küçücük minişler de dahil. Ay düştü. Bu da çok tatlıymış düşen. Baksana da küçük bir hamster. Aa kameram fokuslamıyor. Fokusla. Bu şekilde çok tatlı. Hamster gibi ben bunu muhtemelen minişlerimde kullanırım. Miniş yani miniş vidalarımda. Bunları da size hızlandırarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Hadi geçelim. İlk olarak şey çok tatlı köpeğimiz var. Buna aynı şeye benziyormuş. Kundi'nin karısının küçük çocuğuna. Şöyle bir tane panda var. Çok şeker. İçinden bir tane şöyle ördek çıktı arkadaşlar. Bu küçük bir eşya. Ama evet karışmış aralarını fark etmemişim. Şöyle bir tane kuzu var. Bakın ne kadar tatlı bakıyor. Bir tane atçık var. Küçücük bir tavşan var. Islakoz var. Çok şeker. Bir tane daha köpek. Ha basmıştan bir tane daha. İki tane olmuş oldu. Bunların gözleri de çok tatlı. Daha sonra bir gösterdiğim tatlı hamster. Çok tatlı bir tane tavşan. Arkadaşlar bu miniş bayağı hoşuma gitti. Ben bu minişin büyük halini hep istemişimdir. Şuraya fotoğrafını koyarım. Onun küçük hali gibi. Çok şeker. Zaten bu küçük minişler, küçücük küçücük minişler genellikle büyük minişlerden yani bildiğiniz normal size büyük minişlerden küçülmüş halleri. Hallerinin küçülmüş hali. Şöyle bir tane şey var, flamingo. Kafası da çevriliyor. Çok tatlı bir tane şey, bu neydi ya? Kelebek. Maymun. Ve bir tane daha kuzu. İki tane kuzumuz oldu, bu da çok güzelmiş. Ve geldik ikinci serilere. Bir tane şöyle tavşanımız var. Ve daha önceden fark ettiğim bu çok 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 tatlı kertenkele. Aaa bu simli. Ve son olarak bir tane simli varmış arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş. Bu da sanırım şey neydi? Neydi buna ne diyorlardı? Uçan konan mıydı? Heh aklıma geldi Yusuf böceği. Ve bu da simliymiş. Ve bu paketin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ikinci pakete geçiyoruz. Hadi gidelim. İlk olarak bir tane daha maymunumuz var arkadaşlar. Bundan iki tane olmuş olduk. Bu şekilde. Çok tatlı. Çok tatlı. Bir tane kaplumbağa minişimiz var arkadaşlar. Bu da çok tatlıymış. Bir tane ateş böceğimiz var. Ateş böcekleri çok güzel. Kedi var. Bu da çok şekermiş. Kurbağa var bir tane. Çok şeker bu da. İkide bir çok şeker diyorum. Daha sonra ayı var. Ay bakar mısınız? Çok şeker diyeceğim. İnanma demek istemiyorum. Çok güzel. Evet güzel. Çok güzel. Ve bir tane daha şu hamsterden var arkadaşlar. Bundan da iki tane olmuş oldu. Şu şekilde. Bu çok tatlı. Hiç sorun yok. Ve bir tane daha tavşanımız var şu şekilde. Mavi. Bundan iki tane olmuş oldu yine. Benim için hiç sorun yok. Çünkü bunlar küçük hayvan olarak kullanılabilir arkadaşlar. Daha sonra bundan da yine iki tane çıktı. Ay pardon iki tane çıkmadı. Bunun rengi farklı. Bu arada bu benim renk. Benim en sevdiğim renk. Bordo. Bunlar da bayağı güzel. Yine bir ıslakoz minişler arkadaşlar. Çok şeker. Ay bu çok tatlıymış. Bu da sanırım ne diyorlardı buna ya? Solucan yok solucan değil. Tırtıl evet. Yeni minişlerden bir tane var. Islakoz. Bunun rengi çok farklı. Çok şeker. Bu da kirpi. Bakar mısınız? Aa bir tane daha varmış. Bu da bu da. Şöyle bir tane. Bu sanırım şey arkadaşlar. Rakun. Yok yok sincap. Kokarcaymış. Kokarca. Bir tane daha köpeğimiz var. Ve bundan da bir tane daha var arkadaşlar. İki tane olmuş onlardan bunlardan da. Ve daha sonra çok güzel bir tavşanımız var. Tavşanlar çok hoşuma gidiyor. Ve daha sonra şöyle bir tane daha tavşanımız var. Wow. Bugün de çok tavşanımız oldu. Ve son iki tane kaldı arkadaşlar. Ama sadece bir tanesi miniş. Şu. Bundan da bir tane daha çıkmıştı. Bu da yine simli minişimizden. Tada. Son olarak şöyle bir tane köpek gibi hayvan var. Sanırım köpek bu. Bunu miniş videolarımda tabii ki yine kullanabilirim köpek olarak. Ama bu miniş değil. Ve küçük minişlerimiz bu kadardı. Şimdi bu eşyaları üstlerine denemek istiyorum size göstermek için. Mesela şöyle bir tane tavşan var. İçine girdirdim şöyle. Kokarca minişimiz de ağacın üstüne geldi. Daha sonra şöyle şu hamsterimizi suyun içine koyabiliriz. Çok şeker duruyor. Hepinizin merak ettiği o topuklu ayakkabı bu kelebek miniş de içine girebiliyor şu şekilde. Şu şekilde panda minişimiz şu terliğin içine de girebiliyor. Oh çıktı. Teda.
çay kabımda bir tane var. İçinde çok tatlı bir kuzu minişimiz var. Burada bunlar böyle düşmüyor. Çok güzel. Ve valize bir tane koyalım. Şu köpek minişe koyalım. Çok tatlı. Tam da hani mesela böyle küçük valizlerin içine köpek koyarlar ya, veya yanına çanta alırlar insanlar, içine köpek koyarlar ya. Tam onun gibi oldu şu an. Bu sanırım favorilerimden biri. Havucun içinde flamingo girdi. Bu arada buna videoda parfüm demiştim arkadaşlar. Çünkü şöyle görmüştüm ama mantarmış aslında. Üstüne bir tane de şöyle tavşan minik koyalım. Girmiyor. Hah, girdi. Ay, ups. Bakın çıkmadılar. Ne kadar düşseler de. Çok güzel. Şimdilik bu kadar yapacağım. Bunun üstüne de böyle çeşitli küçük minikler koyabilirsiniz. Tabii ben o kadar heyecanlıyım ki şu anda arkadaşlar. Hala titriyorum, inanamıyorum yani. Jess'in böyle bir şey yaptığına bana. Ve üstüne böyle küçük küçük minik koyabilirsiniz. Bu şekilde. 3 tane 4 tane koyabilirsiniz sanırım. Bayağı şeker. Bugün de şeker kelimesini bayağı kullandım. Ne yapayım, hepsi çok şeker. Ve evet arkadaşlar, aldığım bütün minis, oyuncak, slime falan, o tür oyuncak hediyelerimin hepsi buydu. Gerçekten hepsini çok beğendim ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Jess, Jasmine, Yağmur ve Cihe'ye hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Zaten üçünüz beni anlamayacak ama olsun. Bugün gerçekten çok güzel minişler aldım arkadaşlar. Slime'lar da tabii ki. Bir dakika. Ben yapacağım çakışı. Pekala Gülsüma. Gülsüma deyince garip oluyor. Ben de sen bana başka bir ad ver. Sizce adım ne olsun? Yorumlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Lefese Macarons TV size çok güzel 16. yaş doğum günü hediyelerini gösterdi. Yani oyuncak olanları en azından. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like butonuna atmayı. Ay nasıl oluyor sanırım. İstiyorsan ben yapayım. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve LPS Macarons TV kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.